Hi everyone, how are you today? And this is me, your English tutor, Shagul Yabanov, on my YouTube channel, Kamil Yugoturp English. And today, in our this lesson, I plan to teach you the most important grammatical topic in English. Assalamu alaikum, Kamil Yugoturp, adlı gitmişimizin hormatlı avdaları, kadırlı İngilizli muştokları, kadırlı yaşlarımız. Yine bugün yine de Kamil Yugoturp adlı kanalımızda sizin için İngilizli'ni İngilizce'deki yeni bir mühim gramatik temanı düşündürmeye çalıştık, neyip oldu, düşündürmeyi planlaştırdık. Elbette bu öğretici, bu öğretici gramatik temamız ehli kişinin, hükman zorunda İngilizce'ni görülmek isteyen ehli kişinin hükman bilemeli, öğrenemeli temaların biri. Onu gelin seyredelim. Bugünkü İngilizce'deki temamız, sizin için tayarlan temamız. Of course, it is relative clause. Okay, that's wonderful. So today in our this lesson, we will just work on relative clause. So what is relative clause, or what is relative clauses? Okay, relative clause is an equivalent expression in Turkmen language. It has the equivalent expression, which is called ortalaşım. Relative clause, İngilizce'de bir adı, bir yeri, neymedir bir kişini suratlandırmakta kullanılan bir sözlüm buruşu. Suratlandırmak için kullanılan. İdil sıfat hizmetini yerine getiriyor. Ve Türkmen dilinde de bol arayalı gramatik tema bağımı. Elbette bar Türkmen dilinde biz bunu ortalışık tip adlandırıyoruz. Elbette Türkmen dilinde ortalışıkları Heather Branch öğretir size ortalışık neyini buluyor. Ve ondan sonra şu öğretecek, şu öğretin sözlümlemedi, İngilizce'nin aydırışını size şu muhtemelinde ne diye bazen görürüz. Elbette, Kamil Yugoturp adlı gepleşimimizde İngilizce'ni en yakın vakti öğrenip bilirsiniz, şartı öğrenip bilirsiniz ve düşünüklü öğrenip bilirsiniz. Elbette bizim tayarlan gepleşimimiz demir ve yaşlarımız için değil, eğitim İngilizce'ni öğretiyen, İngilizce'nin o mekteplerde, yukarı okul mekteplerine belki öğretiyen, okuduyen, mağulmalar için metodik kullanma, mağulmalar hizmet edip bilir. Onu gelin relative clause. What is relative clause? Where do we use it? How is it used? And what are some important rules? Let's all discuss today in our this lesson. Okay, if you're ready, we will get started in 3, 2, 1, okay. For example, misal için diyelim, İngilizce'ni, Türkmen dilini şöyle bir söyledim ben. Kamil Yugoturp, ehli kişinin halayan YouTube kanalı. Misal için bizim kanalımız, ehli kişinin halayan YouTube kanalı. Kamil Yugoturp, ehli kişinin halayan YouTube kanalı. Eğer şu yerde ortalışlık var mı? İlk ölüm, denedirmizde, Türkmenirmizde öğrenelim. Ortalışlık var mı? Elbette var mı? Şu aşağı çıkılan görünüş. Ehli kişinin halayan, hükman zorunda ortak işlikler köprüncü zorunda an, en, yan, yan, cak, cek, yal, sönümlerinin koşulmalarını tutup biliyor. Bu şu yerde neye soru olacak böyle? Nehili diye soru olacak böyle. Misal için, Kamil Yugoturp, nehil kanal, ehli kişinin halayan kanalı. Demek şu yerde ehli kişinin halayan diyelen aşağı çıkılan söz düzümü İngilizce Türkmen dilini ortalışlık deyip adlandırılıyor. Hadi biz bu sözlümün İngilizce'nin aydırışına görülürüz. İkinci bir sözlümü de seyredelim. Okay. İkinci sözlümün neyimi? Misal için Şagil Yabanov bize İngilizce'nin öğrü diyen muğullüm. Okay, hemen o. Bilişim ediyordu. Bu ben, Şagil Yabanov. Şagil Yabanov bize İngilizce'nin öğrü diyen muğullüm. Şagil Yabanov kim? Nehil muğullüm? Bize İngilizce'ni öğre diyen muğulüm. Ortalışlık var mı? Elbette var. Kaysa böyle. Bize İngilizce'ni öğre diyen muğulüm. Yani biz İngilizce'ni ne deyip olsa şu temamında şuraya söylemem, ayazır aitmanı öğrenir. Yeni bir misalımızda seyredelim. Bu misalımızda olsa ne mi diyen? Bu misalımızda Karpuz Thomas'da en köp iyileyen gök önüm. Karpuz Thomas'da en köp iyileyen gök önüm. Ortalışlık var mı? Var. Kaysa söz. En köp iyileyen. Karpuz ne ehil gövünüm? Tomus'ta en köp iyileyen gövünüm. Yani, karpuz var da koşmaçı mağlumat veriyor. Karpuzu suratlandırıyor. Karpuz ne ehil gövünüm? Tomus'ta en köp iyileyen gövünüm. Ne kür misalımız? Hastahane ne yasakların becerge alayan yeri. Hastahane ne yasakların becerge alayan yeri. Hastahane ne mi? Hastahane hastaların becerge ya da ne yasakların becerge alayan yeri. Bu hastahanın suratlandırıya ortalışlık var mı? Bağır kaysi ne yasakların becerge alayan yeri. Okay, that's wonderful. Now, the last one.
İng sokumuzlarımız Türkmenlerinden. Yine nesil yurdumuzda köp okuyan yaşlar gazeti. Nesil yurdumuzda köp okuyan yaşlar gazeti. Bu yurda bağım ortalışlık. Elbette bağır köp okuyan. Ne hil gazet? Köp okuyan gazet. Ne hil gazet? Köp okuyan gazet. Berde gazeti suratlandırıyor. Ne hil gazet? Köp okuyan gazet. Şimdi şu yerde belirtiler vardı. Has gençliğe ne kadar gurur veririz. Şimdi bu sırdan biri İngilizce'nin ne kadar etip oluyor. İngilizce'nin relative close diyen temanın üstünün ne kadar etip oluyor. Gelin bunu görüyoruz. Ama ilk bilin. Eğer de bizim kanalımız yeni yazılmadık o zaman subscribe düğmesine basıyağınız. Eğer de bizim videolarımız hala en manzana dökman sonra da like düğmesine basıyağınız. Ve eğer de bizimle fikirlerimizi, o hayallerimizi paylaşmak istediğiniz onunla comments bölükte bize tesirleri ya da komentari yazmağı miyattan çıkarmam. Yokman sorutu, eğer kanalımızda teyde olunmazsanız, eğer kanalımızda teyde tomuş ediyemezsanız, yokman sorutu bize yazılmağı miyattan çıkarmam. Onu başlayalım. İlk bilin, let's just discuss what is relative clause. Relative clause helps us join two sentences by using who, which, where, and that. Relative clause bize ne demek oluyor diye. Relative clause mani taydın iki tane bağlanışlı sözlerimi who, which, where, that sözler arkalı birbirine birleştirmeye ve bir tane sözlerimi emele getirmeye yardım ediyor. İki tane sözlerimi koşup bir sözlerimi emele getiriyor ve birinci sözlerimde gurur edilen zade, ikinci sözlerimde ayıklayız ya da şovlarda mağlumat veriyiz. Elbette ne? Hazır bir yerde who, which, where, that aslında bunların üçüsü malum soru sözü, soru sözü diye mi deyip bilirsiniz? Elbette soru sözü ama haçanına sözlümlerin arasında gelinine bu soru sözlümü alamatını ya da soru sözlümü manisinden çıkıyordu. Relative clause öğreniyor. Hazır biz bunu sözlümlerde görürüz. Şimdi bir yerde who, which, where, that. Neyme tapadı var diyseniz. Who, eğer de sözlümlerimizde bir adım var da malumat verecek olsa, adımlar var da malumat verecek olsa, onun iki sözlümü birbirini koşamalıdır. Who kullanıyor. Eğer de cisimler var da gurur etmek istedik, eğer de ya da cansız zatlar var da gurur etmek istedik, onun cisimlerde kuplanç which kullanabiliriz. Ve where, görüşümü diyelim. Where olsa yer anlatmakta kullanılıyor. Where, yer ile bağlamış bu sözlüm gelene, onunla iki sözlüm biriktirmeninde where olanıyor. That ne yani? That olsa hem whom derene hem which diyen sözlerin yerine çalışıp oluyor. Aslında that derde who ile which derene bir çalışıp oluyor. Conjunction, bağlayıcı deyip biliriz. Okay, now let's look at the examples. Onun misalları seyredelim. Misal için şu yerde iki tane sözlerimiz var. Ne yapıyor? Birinci sözlerim. Camille Vitora is a YouTube channel. Camille Vitora is a YouTube channel. Camille Vitora bir YouTube kanalı. Tamam, bu birinci sözlerimiz. İkinci sözlerimiz ne mi? Everybody likes it. İkinci sözlerimiz olsa everybody likes it diye. Şimdi birbirinin ayrı iki tane sözlerim. Şimdi bu sözlerimleri ne için relative clause ile birleştirip biliyoruz? Çünkü birinci sözlerim ile ikinci sözlerim birbirine mani taydan bağlanışıklı. Birinci sözlerimde de şu Kemal Ögü taraf kanal vardı gurme diye. İkinci sözlerimde de yine Kemal Ögü taraf kanal vardı gurme diye. Mesela şimdi biz relative clause'u birbirinin mani taydan bağlanışıksız sözlerim için kullanabiliriz. Diyelim mesela şimdi Kemal Ögü taraf is a YouTube channel. I play football diyen sözlerimi ikisini biriktir. Bolonov relative clause'unu. Relative clause olanma için yukman sorutlu iki sözlerin birbirinin mani taydan bağlanışıklı olmalı. Okay. So, birinci sözlerimiz. Camille Luther is a YouTube channel. Everybody likes it. Now, I want to join it and join them and make one sentence. Bir nedir bunları birleştir? Bir sözlerim yazamak isteyen. Elbette bu katı ansat. Yine relative clause'un esas düzgünlerin biri. Birinci sözlerinin son. Which, who, where yani bağlayıcı söz kullanmak. Elbette bir yerde bir kanal var da gurur diyen için ne kullanmalı? Elbette we use which okay. Bir yerde which kullanmak. İnne indiketmemiz lazım yani. İndiketmemiz lazım. İkinci sözlemde birinci sözlemde gurur diyen zadı anlayan söz var mı? Mesela şu birinci sözlem bir kanal var da gurur diyen. YouTube kanal var da gurur diyen.
İkinci filmde şunu anlayan filmi, rejene terdeli. Everybody likes it. Ehli kişi onu halaya. Ehli kişi onu halaya. Berdi onu ne mi? Yankı YouTube kanalı. Demek ikinci filmde olsa, birinci filmde gurrunu edilen vaadi, anlayan sözü ne mi diyez? Ayrıyaz. So, which is omitted. We omitted. Biz onu ayırdık. So, şeylikte bize iki sözlüm biriktirip yine bir tane şeylik bir sözlüm emine verildi. Camille Luther is a YouTube channel which everybody likes. İttiğin sözü olanımızak. Onda neler oldu? Camille Luther is a YouTube channel which everybody likes. Camille Luther, ehli kişinin haliyen YouTube kanalı. Please like and share. Good, good. That's very good. Okay. Katı anlat ve öğren düşünüklü. Benim fikrimce bizim kanalımızda tanış etmek bilen ehli kişi İngilizce'ni öğrenebilir. Çünkü bu ne yapayım? Mesela şimdi ben öğrenen zatlarım yılların sınavından geçen ve ehli okulçuları için düşünüklü olan zatları öğreneceğiz. Hem yönüköy görünüyor hem mühüm. Ama de ehli üniversitede okuyan taliplerim olabilirler bizim videolarımızda. İsteseler mektepte okuyan okulçularım ulanıp bilirler ve İngilizce'ni düşünüklü ve doğru öğrenebilirler. Yani hiç bir düşünüksüzlük yok. Hemen Türkmen diline düşündüreyiz, hemen İngilizce'ni düşündüreyiz. Bunun elbette kurt okucularımız için doğru. Okay. İndik sözlüme seyredeli. İndik sözlüme neymedi? Watermelon is fruit. It is eaten a lot in summer. Watermelon is fruit. It is eaten a lot in summer. Birbirinin bağlantısı, birbirinin ayrı iki tane sözlüğümüz var. Birinci sözlüğüm ve ikinci sözlüğüm. Şimdi bu yerde birazcık özünüzden anlayan manfağı olarak gurun watermelon ya da karpuz var adı gıdiyenin için fikirlenen hani who mi, which mi ya da where hayatını biliyoruz. Okay, that's right. So you can easily guess it. Of course we use which. Evet, bir yerde biz which kullanıyoruz. Ne için which kullanıyoruz? Çünkü karpuz bir cansız at, cisim manada bulunuyor diye. İnne, yani bu tutumunu neymedi? İlk birinci söylemden sonra which koyduk. İnne ikinci söylemde, birinci söylemde gurrunu gidiyen zadım, anladığın zadı anladığın sözü ayırmalıydık. Birinci söylemde gurrun karpuz var adı gidiyen. İkinci söylemde karpuz anladığın söz var mı? Birazcık söyledim. Var mı? Şeyler bir aydınmadı. Bame. Ayday sana yarın bame. Dip bir aydınmadı. Bame. Bahar. Hayse. Elbette oğlum. Hayse. It. Okay. Yani it diye sözüm ayırdık. İnne bunu bir recele bir sözüm haline getirsek. Ne oluyor? Tadam. Watermelon is fruit which is eaten a lot in summer. Demek karpuz. Thomas'ta köpüyleyen bir miyve. Elbette karpuz İngilizce miyve hükmüne kabul ediyor. It just goes into fruit group, but in Turkmen we just take it as vegetable. Yani Turkmen dilinde biz gövende kabul ediyoruz, bakçı önümünde kabul ediyoruz ama İngilizce dilinde it is called fruit. Watermelon is actually a fruit in English. So, watermelon is fruit which is eaten a lot in summer. Bu yüzden söyleyen olsak passive voice. It is eaten ilye, ilye diye de ilye. Bu ne aslında İngilizce'li şu Kemal Yutarıp adlı gitmişimden 30. faanını, geçen faanını biraz gurum ettik. Yine de native pose dolanırız, active passive söylemleri. Ama yine doğrusu surely. Okay, good. Now, let's continue with the third one. Yine, üçüncü söylemimiz. Şagirli yabanı is a teacher. Of course, I'm a teacher. He teaches us English. Birbirinin ayrı iki tane sözlüğümüz var. Şagirli yabanı bize teacher. He teaches us English. Şagirli yabanı muallim. Ol bize İngilizce'nin öğretiyor diye. İnne bu iki sözlüğü birbirine bağlanıştıracak olsa haysız mı anladık? Which mi? Who or where? Of course. Since şagirli yabanı is a person, or a human being, şagirli yaban bir adam olun için bu yerde who ulanıyız? Ulanıyok. Şagirli yaban is a teacher. Who? İnne ikinci sözlümde ne mi diyorduk? İkinci sözlümde şagirli yaban falan diyen söz var mı?
Mesela çünkü bar kaysız. That's he. Okay. He'in ayırdım. Ve tüldüm demeli gülü. Okale. Şagirli yabanı bize teacher who teaches us English. Hath rejelini görmüştü bu kudiyeth. Şagirli yabanı bize teacher who teaches us English. Şagirli yabanı bize İngilizce uğru diyen muallim. Okay. Good. Good. Thank you. That's wonderful. Sometimes, okay, when you just enjoy what you are doing, it becomes so interesting, isn't it? So, yani adam kağıt ödediğin işini, lezzet alanını, iyi ediyen işini, ona hafta zıklı görünüyor, ya da olup duyuyor, sevgülene diye bir işini. Yani ediyen işini, hakikaten, okay, he gives all his passion, he gives all his effort, and his love for what he's doing when he enjoys his job or when he enjoys what he's doing. Okay, good. Now let's continue. Devam edeyiz. İndi kuyruğumuz neyme? İlk san sözümüz var. Hospital is a place. Hastahane bir yer. And ikinci sözümüz de people get treatment there. People get treatment there. Adamlar o yerde beceri alıyorlar. People get treatment there. İni iki zantırlı. İni bu yerden söylemez adım ne mi? Hastahane bir adam mı? Ya da bir cisim mi? Ya da bir yer mi? Of course, it's a place. Bu bir yer. Tarımayıp duruyordu. Yerdi. İni yer olan için onunla bir sözden bir yüktürümüzde who del, which del, ne olan yaz? Of course, we use where. Okay, where olan yaz. Hospital is a place. Okay. Now, ikinci sözlerimizde. Etmeli şimdi ne yemedi? İkinci sözlerimizde. Birinci bölümde bunu neye var diye? Hospital. Hastahane var diye. İkinci bölümde hastahane var diye söz var mı? People get treatment there. Adamlar o yerde beceriler. Demek haysız ayrıyız. Hastahane deyip duran ağzı. Of course we just omit there diye söz ayrıyız. Çünkü hastahane diye söz anlatılır. Yine rejelerini görmüştü. In a customized way, let's just see the correct answer. Dadam, hospital is a place where people get treatment. Let's read it one more time. Hospital is a place where people get treatment. Hastahane adamların beceri alayan yeri. Please like and share. Okay, good, good. Now let's continue. Devam edeyiz. And what about this sentence? Ooh, okay. This is about a newspaper. Now, Nithil is a youth newspaper. Nithil bir yaşlar gazeti. Of course it is. And it is read a lot in our country. Ol bizim yurdumuzda köp okuluyor. Good. Now, since Nithil is a newspaper, which conjunction do you think we can use? Nithil bir gazet olun için hayfı bağlıcın olun bilirth. Who mi? Which mi? Ya da where mi? Okay. Ya da that mi? Okay. Yine that barada aslında hiç bir misal vermenlik. Şu yerde görmek isteyen adımız şey. Aslında which ya da who ile bağlantılı olabilecek baktığınız son gereğine that'ın olabileceğiniz. That hem canlı zatlar için hem cansız zatlar için olabiliyor. Yine bollu mu? Yok aslında bollu mu değil. Çünkü ikinci sözlümü herhalde düzeltmedik. İkinci sözlümde ne mi diyorduk? İkinci sözlümde birinci sözlümde gurur edilen zatı ayrı yaptım. Mesela çünkü birinci sözlümde bir gazet bana da gurur ediyor. İkinci sözlümde gazet hangi diyen söz var mı? Elbette bar, haysa it. Demek it ayrı yaz. Okay, we just omitted it. And then it became a new way. Okay, tiyade vurulmuş doğru. Nithil is a youth newspaper that is read a lot in our country. Nithil bizim yurdumuzda köp okuyan bir yaşlı gazete. Let's read it one more time. Nithil is a youth newspaper that's read a lot in our country. Okay. So, for your information, siz için yeni bir malumat. Nithil gazetinde bizim Asalım İngilizli adlı rubrika tayarlayan istesemiz, dinle bizi YouTube kanalına değer istesemiz, Nithil gazetinde de her hepte Asalım İngilizli adlı rubrikamız ile Nithil gazetinde çap edilen makalelerimizde okuyup yeniden İngilizce'ni de kemerleştirip bilirsiniz. That's a kind of information for you, for the record. Now, what's next? Oh, homework! Look at this man, he's so scared. Now, everybody's scared of homework. Okay, but
There is no way to run away. Hiç kaçar yerinde yok. Şunun için üç veriyiz. Okay, üçümü deme. Üçümü de birinci tercüme etmeli sözümüz şu. Bu bana kakamın halaçtan getirip verin kitabı. Yani bu kitap bana kakamın halaçtan getirip verin kitabı ne? Şunu şu sözümü tercüme edip comments bölümünde yazabilirsiniz. İkinci sözümümüz. Mirdan bizim sınıfımızda okuyan okulçu. Mirdan bizim sınıfımızda okuyan okulçu. Eğer de relative clause öktü o zaman değil de relative clause düşünelim o zaman. Ondan şu sözümü yazabilirsiniz. Üçüncü sözümü ne hemen? Üçüncü sözümü de üniversite taliplerim okuyan yeri. Üniversite taliplerim okuyan yeri. Okay, thank you. So we have just assigned you homework. Size üçüncü tavşırdı. Good. Okay, thank you guys. So, Şagil Yavan Flynn Kemil'i ve Tarap adlı gibi ne şuyordu? Yeni bir tane tamam oldu. Okay, we have just came to the end of another YouTube video, which is called Kemil Tarap English. And now I want to say just goodbye to you and I'd like to wish you good luck in your studies, in your life, in your work, and just in life. And let, okay, your all struggles in learning English, okay, gives its fruit, okay, as soon as possible. And, okay, we'll just see you in the next video lessons. Biz onu size nezip olsa yeni de TL video derslerinde görmeyi umut etmekle. Ben Şagil Yaban Fingisilim olma. Sizin ekliğine de maşgalaba danışılığını ve canlanan sağ olmanı arzu edeyen bizim Kemal Gitar adlı gepleşiklerimizde Tomaş'a etsemin gurrunsuz kıyısla vakti en misil öğrenci okulumuz ilk hoşçuldur. Katar kayın bulun. Çoğun için en misil nereden öğrenciyim kem deyip ala da kalkırmen bizim kanalımızı, bizim kanalımızı açacağınız ve ekli dersler şöyle sizin için el yeterli. Zot edin sizin canınızın sağ ve zihninizin yitolmağını arzu ediyiz. Hoşçakalın.